Edirne'deyim şu anda. Sultan II. Beyazıt Külliyesi'ne geldim. Burası Sağlık Müzesi. Şimdi hep beraber gezelim. Bakalım bu Sağlık Müzesi neden bu kadar önemli Edirne için. Avrupa Konseyi Avrupa Müzesi Ödülü 2004 ve Kültürel Mirasın En İyileri Mükemmellik Kulübü En İyi Sunum Ödülü 2007. Evet, UNESCO'dan ödül alan bir müze gezeceğiz birazdan. Müzeyle alakalı. Doğru mu? Evet. Evet, şu an sizler için Sağlık Müzesi'ne geldik. Edirne Sağlık Müzesi. Gülburan'ın çok önemli olduğunu söyledi. Çünkü neden çok önemli burası? Neden çok önemli? Çünkü burası aslına bakarsanız çok büyük bir yer. Aşırı büyük. Birazdan burayı bitirdikten sonra diğer tarafa da geçeceğiz. Burada bütün hastalıkların tedavisi bulunuyordu. Bütün hastalıklar. Şöyle söyleyeyim, psikolojik rahatsızlığı olanlar, gözünde problemi olanlar, doğum yapacak olanlar, nasıl diyeyim ben, başka kanser olanlar, yani bütün hastaların tedavisi burada yapılıyordu. Hepsinin tedavisi ve doğal yöntemlerle yapılıyordu. Bunlar merhemler, havanlar dövülüyordu, yedikleri yemeklere kadar kendileri yapıyorlardı. Burada hastaların burada konakladığı yerler de vardı. Burası bildiğimiz bir hastane. Birazdan da hastanedeki hocaların, yani hekimlerimizin öğrencilerini eğittikleri yere gideceğiz. Burada aynı zamanda öğrenciler de eğitiliyordu. Tabii çok uzun yıllar sonra burası sadece akıl hastanesi olarak kullanıldı. Akıl hastanesi. Evet, sonrasında bu tıp öğrencilerini yetiştirmesinden sonra burası sadece bütün yerlerin hepsini akıl hastanesi olarak kullandılar. Birazdan içeri gittiğimiz zaman da akıl hastaları nasıl tedavi edildiğini göreceğiz. Onlara da bakarız. O zaman gidelim bakalım akıl hastaneleri nasıl tedavi ediliyormuş. Evet, şu anda sevgili yeğenim Gül bize çok önemli bilgiler verecek Sağlık Müzesi ile ilgili. Evet, burası Darüşşifa diye adlandırdığımız yer. Burada tabii ki tedavide biz diğer ülkelere göre ilerideydik o zamanlarda da. Gördüğünüz gibi şurada tek tek geçiyor kitap sayfalarını. Bizim böyle bir kitabımız vardı. Yani şu anki tıp kitapları gibi düşünün. Bunların hepsini biz kendimiz hazırlamıştık. Gösterecek birazdan. İnşallah. Evet, açıldı. Şimdi tek tek bakacağız sayfalarından neler varmış. Önemli olanları ben söyleyeceğim size. Gördüğünüz gibi insan beynini anlatan, iskelet sistemini anlatan, yine insan beyniyle ilgili bilgi veren, solunum yollarıyla ilgili bilgi veren, bunlar neden bu kadar önemli bu arada? İlk tıp kitabı olarak geçen bu kitap çünkü. Bu bizim ilk tıp kitabımız. Şöyle ki hekimler bu kitaplara çalışıp burada aynı zamanda hekimler de yetiştirilirdi bu arada. Tıp okulu gibi düşünebiliriz burayı. Her şekilde güzel bir tıp okuluydu burası. Şimdi şurada gördüğünüz gibi iskelet sistemi vardı. Şuraya bakabilirsiniz. İskelet sisteminin çizimi çok komik dursa da bu şekildeydi ilk iskelet sistemi. Buradaki öğrenciler bunlara bakıp da ders çalışırlardı. Bir altında burada da ana rahminde bebek görüyoruz. Bu şekilde çizimler olurdu ve bunlardan ders çalışırlardı. Mesela bir altında beyin kesiti olarak insan beynini işlemişler. Böyle insan beynini görebilirsiniz. Yine bu tarafta da damarların yerlerini bu şekilde göstermişler. Buradan bakabiliriz. Burada da damar yerlerini görüyoruz. İnsan damarlarının yerleri belirtiliyor. Dediğim gibi bu şekilde kendileri çizim yaparak insanlar üzerinden, yani insanlara baka baka kendileri çizimlerini yapıyorlar ve bu çizimleri kitap haline getiriyorlar. İlk tıp kitabı olarak geçer bu kitap ve burada aynı zamanda öğrenci yetiştiriyorlar.
Öğrenciler de bu kitaptan, tek bir kitap var zaten, o kitaptan yararlanarak veya kendi çizimlerini yaparak ders çalışıyorlardı. Ders çalışmak için diyorsun. Evet. Tek kitap vardı. Tatlım? Osmanlı tıbbında sağlık ve hastalık insanın vücudunda bulunması gereken bir şeydi. Ve şu teoriye dayanıyordu. Dünyada, yani evrende hava, su, toprak... Evet. Hava, su, toprak, ateş. Bu dört element kullanılıyordu. Ve insanda da bu dört elementin bulunduğuna inanırlardı. Ve buna göre insanları tedavi ederlerdi. Bu yöntemler burada yazıyor zaten. Şöyle ki, ayılmış insanlarda... hava kan olarak, ateş safra olarak, toprak kara olarak, su da balgam olarak yer alırdı. Organ olarak baktığımız zaman da kalp, karaciğer, dalak, beyin olarak dörde ayrılırdı. Hı hı. Yani? Yani evren küçük bir insandır modeliyle ilerlerlerdi. Evet, neymiş? Evren küçük bir insan modeliyle ilerliyormuş sevgili eski sağlık hekimlerimiz. Doğru evet, mudur? Aynen öyle söylerlerdi. Yani şöyle düşünün, ben de buna hak veriyorum gerçekten. Evrenin en küçük yapı taşı biz olmasak bile evreni oluşturacak insan, yani insanlar, canlılar arasında aklını kullanabilen tek varlığız biz. Şöyle ki, evrende bulunan bütün elementler bize yararlı veya zararlı. Bu şekilde evreni oluşturan dört elementin de bizde bulunduğu bir gerçek. Bence de evrenle biz birebir aynıyız. Tabii şöyle söyleyeyim, daha iyi olur sizin için. Mesela bir hastalığımız olduğunda çaresini gidip ilaçlarda aramak yerine doğada arayabiliriz. Süper. O zaman Osmanlı da böyle yapıyormuş zaten. İlaçlardan, evet, doğadan bütün çözüm yöntemlerini buluyormuş. O zaman doğaya, ama önce sağlık müzesine. Evet. Sağlık müzesinden bilgileri aldıktan sonra doğaya doğru gidebiliriz. Evet, devam ediyoruz şu anda. Şimdi neredeyiz tatlım? Burasına Osmanlı'da ilaç yapımında kullanılan hayvanlar, normal bitkiler, her şey var. Nelerin kullanıldığına bakacağız, ne için kullanıldığına bakacağız burada. Burada çok tatlı şeyler var. Evet. Kabuklu hepsi, deniz hayvanları. İlaçta kullanılıyordu bunların hepsi. Yaptıkları havanlarla dövülüyordu. Tedavi yöntemlerinde. Evet, tedavi yöntemlerinde. Bunlar da bitkisel... Keten, rezene, kişniş,
Wow. Bunların hepsini hastalıklar için mi kullanılıyordu hekimlerimiz evet. tarafından? Havanda dövülerek kullanılıyordu bunların hepsi. Hı hı. Karışımlar şeklinde zaten. Hangi hastalığa hangileri iyi geliyorsa bunların hepsi havanlarda karıştırıp sonrasında ya tablet olarak ya da normal olarak hastalara veriliyordu. Ya da tabii çoğu sürülüyordu. Merhem olarak da kullanılan çoğu var. Hı hı. Çemen otu, sinameki, evet, yengeç. Yengeç acaba neyde kullanıyorlardı? Bu deniz yengeçleri. Evet, hayvansal droplar. Aa, deniz yıldızları. En tatlısı kaplumbağa kabuğu. Şuna bakar mısınız? Balıklar. Acil durumda vücuttaki belli damarlar açılarak kan alınmalı. Kifar damarlarında Edirne'ye geldiğinizde mutlaka bu sağlık müzesine gelmelisiniz. Çünkü burada inanılmaz bilgiler mevcut. Mesela şunu tekrardan sizinle paylaşmak istiyorum. Sağlığın korunması için isteyerek yapılan beden hareketleri yani spor, önemli ihtiyaçtan fazla yiyeceklerin sindirilmeyip damarlarda kaldığı ve hareketle harcanacağı düşünüldü. Hareketler vücut ısısını yükselterek yakılmış fazla yok edip bedeni arıtır, hastalıklara karşı direnci arttırır. Bu da şu demek oluyor ki spor hayatımızda mutlaka olmalı ve çok önemli. Bu sağlık müzesinde de inanılmaz önemli bilgiler var. Edirne'ye geldiğinizde mutlaka müzeyi ziyaret edin. Uygulamalı eğitim odası. Profesör odası. Öğrenci odası. Bekçi odası. İlerlemişiz tıpta. Osmanlı döneminde tıpta oldukça ileride ve önleymişiz. Evet. Ne durumdayız? Ya tartışılır. Neden burayı çok seviyorsun? En sevdiğin yer burası. Çünkü burada hekimler var. Hekimler burada. Hekim olarak söyleniyor. Aslında şimdiki psikolog olarak, psikiyatrist olarak düşünebiliriz. Bu beyefendi? Hekimiz. Evet, buradaki hastaları tedavi eden insan. Bunlar da hekimbaşı. Onun bir üstleri. Onun yönlendiren insanlar. Genel olarak kendileri ayrıca olarak aralarında. Hekim başı aylık olarak 30 akçeyle veya 900 akçeyle ikisinin arasında bir rakamla maaş alıyordu.
Maaşlı olarak çalışıyordu bunlar. Üçü birden. Evet. Bu şekilde ayrımları vardı. Burada gördüğünüz gibi hekim, kehal, göz hekimi yani, cerrah vardı. İlaççı olarak söylüyorum ben. İlaçları hazırlayan insanlar vardı. Eski hekimler nerede mi diyelim yoksa? Evet, eski hekimlerin tedavi yöntemleri biraz daha değişik tedavi yöntemleri vardı, özellikle burada. Tabii bu yıllarda biz Türkler olarak hastaları tedavi etmeye çalışıyorduk. Özellikle psikiyatrı. Evet. Bu şekilde. Psikiyatrlarımız aslında önem arz ediyor şu anda da. Evet, hala. Ama biz çok erken başladık buna. O yıllarda yurt dışında biliyorsunuz ki yakılıyordu bu insanlar. Öyle mi? Tedavi edince onlara. Yurt dışında yakılıyordu bu insanlar. Evet, ama burada Türklerin bulduğu çözümlerle psikolojisi bozuk insanlar diye adlandırayım ben onları. O şekildeki insanların tedavi yöntemleri vardı. Yemelerine, içmelerine kadar yani dinledikleri müzikler, çıktıkları saatler bunlara kadar ilgi gösteriyorlardı. Bence şu an bu şekilde hiçbir yerde yok. Bence yok yani. Hani burada Erenköy'e gitsek Erenköy'de bile yoktur diye düşünüyorum. Bakırköy'de de yoktur. Yediklerine, içtiklerine kadar hani hastaları ayırıp onların hastalıklarına göre bir şekilde yemek düzeni yoktur. Bu hekimler A'dan Z'ye hastanın her şeyiyle ilgileniyorlardı. Evet, aynen öyle. Her şeyi yemesine, içmesine, ilaçlarına. Bu şekilde ilaçlar tabii ki de dövülüyordu bu arada. Dövülerek yapılan haplar vardı. Önce dövülürdü, sonra kalıplara dökülür. Kalıplaşması beklenir. Bu şekilde hastaya verilirdi. Onun dışında yemeklere katılanlar vardı. Yani otlar falan kullandıkları şeyler. Yani çok da aşırı. Şu an kullandığımız gibi haplar yok tabii ki. Onlar kendileri dövüyorlardı bitkileri, sebzeleri bazen. Sonrasında bunlarla ilaçlar oluşturuyordu. Bunları yapanlar zaten bunlarla görevli olan ilaç tertipleyici edviye olarak geçiyor bu insanlarda. Bu şekilde başka bir şey. Peki tatlım, devam edelim o zaman turumuza. Çok teşekkür ediyorum vermiş olduğum bilgiler için sevgili izleyenler. Merak edenler. Evet, bilgiler sağlam yayınında. Verdikleri için. Kendilerine zarar vermemeleri için kendilerine bir şekilde bağlanıyorlar ve bunlar ne olarak geçiyor? Aşık. Aşık, evet. Bu insanların bu hale gelmesindeki sebebin sevda yani aşk acısı olduğuna inanıyorlar ve çoğu da doğruymuş gerçekten. Evet, aşk acısı değil ki. Bizatihirin. Buraya ilgili başka bilgi var mı? Evet, aşk acısına dikkat edelim. Şimdi bağlanmak için ki artık nerede o eski aşklar? Biz devam edelim. Bitkilerin, otların iyisinin kötüsünden bayatların tazesini ayırmaktı. Bunları birbirlerinden ayırırdı. Aldığı ücret de şöyle günlük olarak 4 akçe, aylık olarak da 120 akçeydi. Bu şekilde çalışıyorlardı. Evet. Ve dediğimiz şu anda gördüğünüz heykelimiz bu kapıcı olarak geçerdi. Kâr
kartımız burada işlemlerini yaparken o da kapıda dururdu veya içeride dururdu. Çünkü bu bilgiler gizli olduğu için alınan, verilen bilgiler. Kimsenin duymaması için, kimsenin girip rahatsız etmemesi için çaba sarf ederdi. Anladım. Çok teşekkür ediyoruz. Hadi devam edelim tatlım. Tablet yiyelim, sürekli tablet yiyorlar, tablet yiyorlar diyordu. Ben de ne tableti diyordum? Tabletler bunlarmış. Nedir bunlar? Ne tableti bunlar? İlaç tabletleri. Bazı ilaçları tablet olarak alırlardı. O ilaçlar da yine havanlarda dövülüp bazı kalıpların içinde bekletilip sonrasında hastalara verilirdi. Gördüğümüz gibi tabii Osmanlı zamanında doğanın her şeyinden faydalandıkları gibi aynı zamanda şeylerden de faydalanırlardı, taşlardan. Taşlar niçin? Taşların da parçalarını kullanırlardı insanlar üzerinde. Mesela taşların parçalarıyla yani parçalı ilaçlar yapıp sonrasında insanlara içirirlerdi. Bu taşları şu anda biliyorsunuz. Mesela amatist, işte hematit, mika, zümrüt, turkuaz, kaya tuzu, bunları şu an biliyorsunuz genelde boyununda takıyorlar enerji için. Evet, o zamanlarda işte tuzlarını ilaçlara karıştırıyorlarmış. O zamanlar tedavi olarak kullanılıyor, içiliyor. Şimdilerde ise bu turkuaz, bu güzelim taşı tedavi için kullanılmaktansa boynumuzda taşımayı tercih ediyoruz. Evet, aynen öyle. Bayağı bir evrim geçirmişiz. Burada da onların saklandığı şeyleri görüyoruz. Bu şekilde şişelerin içinde saklanıyordu. Gördüğünüz gibi. Çok evet, bu şişeler çok güzel. Geçmiş dönemlerde bakıldığı zaman gerçekten bu şişeler olsun, de az önce gördüğümüz şurup şişeleri olsun, ciddi anlamda önemli durumlar için kullanılıyormuş. Evet. Şu anda ise bu şişeler bildiğiniz süs, doğru mu? Evet, süs, sadece süs için kullanılıyor. Sadece süs için kullanılıyor. Yani bu durumu değiştirmek gerektiğini düşünüyorum. Tekrardan önemli ilaçları yapabilmek için bu ot muydu bunlar? Evet, onların hepsini ot da diyebiliriz. Otlar, bitkiler. Otlar, bitkiler için tekrardan bu güzel süs olarak kullanılan şişeleri ne saklama alanı olarak kullanmak çok mantıklı olabilir. Kalıpları döktükleri şeyler bu şekilde. Bunların içine ilaçları döküyorlar. Sonra ilaçlar da böyle tablet olarak çıkıyor. Çok tatlı değil mi? Kesinlikle. Çok hoşuma gitmişti. Çok tatlı. Evet, Osmanlı döneminde Sağlık Müzesi'ndeyiz şu anda. Ve sizler için burayı görüntülüyorum. Sevgili yeğenim Gül de bana eşlik ediyor. Bilgilerini sizlerle paylaşıyor. Devam ediyoruz. Evet, burada gördüğümüz minik aletler. Az önce söylediğim gibi bak, küçük küçük bu küçük tartıyı kullanarak şuruplarda kullanılacak olan maddelerin ne kadar kullanacağını belirlemek için kullanılıyordu bunlar. Bak şöyle ilerlersek göreceğiz. Çok minikler, çok küçükler, çok tatlılar. Bunlar kullanılıyordu. Evet, bayağı şekerlermiş, çok tatlılar. Bunlar da şurupları koydukları şişeler. Ben çok seviyorum bunları. Çok tatlılar gerçekten hepsi. Evet. Şimdilerde bunları niçin kullanıyorlar? Eskiden demek ki hastalıklarda şurup yapmak için kullanılıyordu bunlar. Şimdilerde ise içine çiçek konuluyor. Çiçek, böcek. Hatta süs alet olarak kullanılıyor değil mi? Evet. Vitrinlerde yerini almış durumda. Ama tabii şöyle, bunlardan şurup içmek de güzel bir bence. Çok tatlılar. Kesinlikle. Evet, burada gördüğümüz şeyler de havanlar. Bunlar içine dövüyorlardı. Bayağı büyükmüş havanlar. Evet, bayağı da ağırdır muhtemelen. Çok ağır bence. Evet, bunlar mermer olan havanlar. Şöyle içine de bakabilirsiniz. Yani bunlar da bitkileri şurup için kullandıkları her şeyi dövüp sonrasında suyunu süzüp şurubu o şekilde özümseme olarak alıyorlardı. Evet. Mermer havanlar Osmanlı dönemi. Evet, şu an Osmanlı döneminin sağlık müzesindeyiz. Mermer havanları şu anda sizler için görüntülüyorum. Sevgili yeğenim de bize bilgiler veriyor. Burası
Burası neresi tatlım? Neredeyiz şu anda? Burası şurup evi. Şurup evi. Evet, şurupların nasıl yapıldığına bakacağız. Nasıl yapıldığını, neler kullanıldığını izleyeceğiz şimdi sizinle. Evet. Beyefendi ne yapıyor? O tartıyor. Elinde küçük bir tartısı var. O kullanılacak şeyler, şuruplar için tabii çok çok cüzi miktarlarla kullanıldığı için elindeki tartı yeterli geliyordu ona. Gördüğünüz gibi kozalak kullanıyordu. Böyle gram gram, miligram gramlarla. Bir tarafından kozalak, diğer tarafından gördüğünüz bitkilerden koyuyordu kendisi. Kozalak, evet. Kozalak ve diğer bitkiler. Tartma eskiden bayağı değildi. Evet. Sağlık müzemizi gezdik, dolaştık. Bütün önemli bilgileri sizler için verdik. Evet, turumuza devam ediyoruz. Sefa köşesi. Şu an yağmur var. Yağmur olmasa sizler için bu köşede oturmak isterdim. Görmüş olduğunuz gibi huzur dolu bir yer. Burası da tıp fakültesi. Burayı da gezelim bakalım neler varmış. Sergi açılmış. Resim sergisi var şu anda. Ya çok minnetsin kedicik. Lan. Seni dinliyoruz. Engin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz. Burada Edirne'de okuyan öğrenci kendisi burada. Sevgili yeğenim. Evet, Gül'le beraberiz. Merhaba Gül. Merhaba. Şimdi burası bu hastanenin yemek yapıldığı yer. Genelde yemekleri hastalıklara göre yaparlardı burada. Tavsiye edilenler tatlıları bile ayırırlardı. Herhangi bir hastalık için başka bir tatlı sunarlardı. Bu şekilde ilerlerdi. Zaten bu tatlıları yemeklerde ne kullandıklarını paylaşacağız sizinle. Onun dışında bu tarafta 1489 ile 1490 yıllarında giriş çıkış yapılan malzemeler yer alıyor. Bu şekilde bakabilirsiniz. 1490 yılında teslim edilen araç gereçler bunlar. Bu da saray aşçısı. Topkapı Sarayı'nın aşçısı kendisi. Bunlar aşıklar mı? Evet, bunlar da horoz tavuk pirinçleri koymuşlar. Genel olarak bunları pişirdikleri için. Yemekmiş onlar. Evet, oğlak eti çorbası var mesela meşhur. Onlar oğlak eti çorbası yapıyorlarmış hastalıklar için. Bu beyefendiler ne yapıyorlar? Sağda gördüğümüz aşçı kendisi. O yemekleri kendisi yapardı. Sadece malzemelerin karıştırmasıyla ilgilenirdi. Hastalıkların, hangi hastalıkta hangi malzemelerin kullanacağını çok iyi bilen bir insandı. Yanındaki de yardımcısı. Yardımcısı da aşçıdan aldığı komutları yerine getirerek onun malzemelerini hazırlayıp aşçıya teslim ederdi. Bu şekilde bakabiliriz. Yemeğin yapıldığı, pişirildiği yerde bu odunların üstü. Burada yemeği pişiriyorlardı. Evet, burada da bayağı güzel yemek olur. Eski yemekler, vay be. İnsanlar o yüzden sağlıklıydı eskiden. Evet. Odunda yemek yiyorlar sağlıklı bir şekilde. Peki tatlım, varmış olduğun bilgiler için teşekkür ediyorum. Devam edelim mi? Evet, devam edelim. Bir sonraki yere geçelim. Şimdi kilere geldik. Burası Sağlık Müzesi'nin kileri. Başka ne vardır sence Gül? Buradakiler zaten herkesin bildiği gibi, evlerimizde olduğu gibi bütün gelen malzemeler burada saklanırdı. Sonrasında kullanacakları zaman da kullanırlardı. Yani burası da
Kilerimiz, evet. Kilerin çiçekleri genelde tesislerin içine saklanırdı kuru baklagiller. Onun dışında teraziyi gördüğünüz gibi eski teraziler kullanılırdı. Böyle bakabilirsiniz. Bu şekilde. Kilerden çıkan malzemeler de kayıt altına alınırdı aynı şekilde. Böyle tartarlarmış. Sonrasında çıktı olarak kaydederlermiş bunları. Burası çok huzurlu. Şu anda külliyenin maketini görmekteyiz. Biz tam buradan, bu noktadan girdik. Böyle devam ediyoruz. Maketinden göstereyim şöyle size komplesini. Sağlık müzemizi gezdik, dolaştık. Bütün önemli bilgileri sizler için verdik. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.